Şimdi arkadaşlar bireysel farklılıklarla ilgili geçmiş yıllarda ÖSYM'e nasıl tip sorular sormuş bakalım. Demiş ki aşağıdakilerden hangisi psikolojik testlerin ortak işlevidir? Psikolojik testlerden kastettiği az önce bahsettiğimiz tutum testleri, zeka testleri, yetenek testleri gibi bireylerdeki öğrenme güçlüklerini belirleme. Bir kişilik testi bunu belirlemekle ilgili herhangi bir görevi sağlamaz. Bireysel farklılıkları ortaya çıkarma. Doğru cevabımız budur tamamen bir bilgi sorusu. Yine diğerlerine bakalım, yorumlamaya çalışalım. Davranış bozukluklarını belirleme bir zeka testinin böyle bir işlevi olmaz. Yeni öğrenme tekniklerinin geliştirilmesini sağlama, araştırmalar için veri sağlama bunlar bütün testlerin ortak işlevi vazifesini görmezler ama bireysel farklılıkları ortaya çıkarırlar. Hepsinin ortak işlevi budur. Bir araştırmada farklı ailelerin yanında yetişen Tek yumurta ikizlerinin zeka düzeylerindeki benzerliğin aynı ailede yetişen çift yumurta ikizlerine göre daha fazla olduğu bulunmuştur. Şimdi tek yumurta ikizleri farklı ailelerin yanında yetişmişler. Bunların zeka düzeylerindeki benzerlik aynı ailede yetişen çift yumurta ikizlerine göre daha fazla bulunmuş. Bu bulguya dayanarak zeka üzerinde aşağıdakilerden hangisinin güçlü bir etkiye sahip olduğu savunulabilir? tabii ki kalıtımın. Çünkü farklı ailelerin yanında yetişmiş olmalarına rağmen tek yumurta ikizlerinin zeka düzeyindeki benzerlik aynı ailede yetişen çift yumurta ikizlerine göre daha fazladır. Genetik kopyalama yoluyla kopyalanan insanın sadece fiziksel yönden bir benzeri üretilebilir. Birbirinin kopyası olan bireylerin aynı kişiliğe ve tutumlara sahip olması düşünülemez birbirinin kopyası olsalar bile. Çünkü çeşitli yaşlarda her iki cinsten tek yumurta ikizleri üzerinde yapılan çalışmalar ikiz bireyler arasında kişilik tutumlar, ilgi ve eğilimler bakımından önemli farklar olduğunu göstermiştir. İkiz bireyler arasında yapılan çalışmalar. Bu parçada insan davranışlarında hangisinin etkisi vurgulanmaktadır? İkiz olsalar bile hatta birbirinin kopyası olsalar bile bunların aynı kişilik ve tutumlara sahip olduğunu söyleyemiyoruz. Dolayısıyla bunların farklı tutumlara sahip olmalarında çevrenin etkisi vardır. Aşağıdaki davranışların hangisinde zekanın rolü en azdır? Toplumla barış içinde olma, uyumlu olmayı zeka etkiler, yeni durumlara uyum sağlama zeka etkiler, geçmiş tecrübelerden yararlanma etkiler, şiddetli uyarıcılar karşısında irkilme. Bunu öğrenmiştik, bu refleksi, refleksi hiçbir şekilde ne zekanın ne de öğrenmenin faktörü vardır, dolayısıyla cevap D olacaktır. Disiplinli antrenörlerden hoşlanmayan bir sporcu, ileriki yıllarda antrenörlük mesleğini seçmiş ve işinin gereği olarak disipline önem veren bir kişi olmuştur. Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisine örnektir? Kişinin davranışları tutumlarıyla çelişebilir. Toplumsal rol kişinin tutumları üzerinde etkili olur. Grup birliği karşıt tutumların uzlaştırılmasını gerektirir. Kişi olayları kendi tutumlarını doğrulayacak biçimde yorumlar. Her tutum bir değer yargısı taşır. Şimdi burada e, atlanılan cevap A seçeneği olmuştu. Kişinin davranışları tutumlarıyla çelişebilir olmuştu. Fakat burada şöyle bir durum var. Bu adam e, disiplinli antrenörlerden hoşlanmıyor. Fakat biz paragrafta bu kişinin tutumunun değiştiği ile ilgili herhangi bir bilgi bulamıyoruz. Sadece meslek olarak antrenörlüğü seçtiği için disipline önem veren bir kişi olmuş. Dolayısıyla bu adamın toplumsal rolü tutumları üzerinde etkili olmuş. Dolayısıyla cevap B olacak. Müzik